Konunuz futbol beyler, arkadaşlar, dostlar, çocuklar, futbol. Stefan Kuntz, A milli takımımızın teknik direktörü. Neden? Abi bu oyunu çok biliyoruz biraz. Biz fazla biliyoruz galiba ya. Serkan benim orada şüphelerim var. Yönetmesi çok zor bir kadro. Vandana arasından ee, Kerem Aktürkoğlu'na kadar. Kesin şampiyon bu Jesus. Efsane işte büyücü çıktı falan. İnatçılığından yakınılan Jesus aynı zamanda inatçılığıyla da kazanmayı başarıyor. Galatasaray şampiy, eskiden manşetler Hı -hı. atılırdı. Taraftarlar artık basketbol dışında da kupalar bekliyor. Aziz Yıldırım döneminden sonra bir de <laughs> <laughs> e, Ali Koç dönemi baskıya dayanıklı ve başarılı baskı altında <laughs> çekirge göndermesi var yani. Çekirge yine sıçradı. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Bunda gülelim, geçelim ya eğlenelim işte. <laughs> Ağaçtan maç izliyorlar abi. 80'li <laughs> yıllar Türkiye. <laughs> ne güzel. <laughs> Derbi'nin sunduğu Natspor Gazete başlıyor. Fuat Aktağ ile birlikteyiz. E, Natspor Gazete'yi ve gündemi yorumlayacağız. Fuat abi nasılsın? İyiyim Serkan, sen nasılsın? İyidir ne olsun abi. Bir bayram tatili. Ben de burada çekimden hemen sonra e, stüdyoyu terk eyleyerek e, ailemle 3 günlük bir bayram tatiline çıkacağım inşallah. Nasıl evet, süper hava var. güzel mi? Tatil, tatil güzel mi? <laughs> Valla e, yani tatil değil de hava değişikliği diyelim farklı bir e, lokasyon e, güzel güzel evet. ya hava gayet iyi serin e, hafif yağışlı güzel mevsime uygun bir hava var Aydın Bayram bakalım ekibiyle birlikte bize nasıl bir gazete hazırlamış İşte ilk sayfa geliyor Fenerbahçe bitti demeden bitmez dün yine Fenerbahçe geriye düştüğü maçı çevirmeyi ve 3 puan almayı başardı. Yine Jesus'un 11'i tartışıldı. Yine oyuncu değişiklikleri tartışıldı. Performanslar tartışıldı. Skor 1-0 iken 10 kişilik Başakşehir net bir gol kaçırdı e, Can Uza'yla. E, Sonrasında ise Fenerbahçe maçı çevirmeyi başardı. Fenerbahçe ben bitti demeden bitmez diyor. Aslında e, bizim başlığımızda da aynı şey var. Biz bu başlığa nereden geldik Serkan ya? Yani bu süreç buraya nasıl geldi? Gerçekten... E, ya ben bir şeyleri bilmiyorum ya da burada anlamakta güçlük çekiyorum şu anda. Yani hani Fenerbahçe bakıyorum şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri değil mi? Evet. Geçen hafta da öyle değil miydi? Öyleydi. Ondan önceki hafta da öyle değil miydi? Yani ligin sezonun başında önce ha daha doğrusu şampiyonluğun tek adayıydı sezon başında. Yani şu evet. öyle hani bir, öyle yapılıyordu hani bir cesusla alakalı öyle bir şey vardı. Yani kesin şampiyon bu Jesus efsane işte büyücü çıktı falan bilmem ne. Sonra Jesus kötü hoca oldu. Fenerbahçe ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali noktasına gelindi. En çok da bunu yapan Fenerbahçe taraftarı. Halbuki ben bakıyorum ve takımları şu anda şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri. Ben gene bu maç son maçta da bunun böyle olduğunu izledim. Hani herkes Tamam işte şey tamam öyleyiz puan durumunda öyle ama oyuna baktığında öyle görünmüyor diyor. Abi bu oyunu çok biliyoruz biraz biz fazla biliyoruz galiba ya Serkan. Benim orada şüphelerim var. Yani oyunla çok fazla alakası olmayan bir milletiz. Bak onu söyleyeyim futbol sever kitlesi olarak oyunla da çok da öyle alakamız da yok. Biz oyunun etrafını seviyoruz. Yani şu yaşadığımız şeyi seviyoruz. Hani ne olacak Fenerbahçe'nin hali demeyi seviyoruz. Hani anladım acıların çocuğu. <laughs> hani o acılardan keyif alan, onlarla e, oyalanmayı seven enteresan bir yapımız var. Ya Jesus dedi ki adam ben dedi bu takımı şampiyon yapacağım. Bana onu bu, hani bunu hani ima etti çok açık e, net bir şekilde söylemedi ama yani hedef şampiyonluk. Bana şampiyonluk hedefi verildi. Ben de o hedefte yürüyorum diyor. Mevzu bu. Burada bir değişiklik görüyor musun sen? Yok. Derbi, derbi kaybetmek dışında bir de hakemlerle ilgili konuşma yapmaması dışında hocanın. Şimdi onlara da başladılar. Hani muhtemelen çünkü oturulmuş konuşulmuş denmiş ki biraz hakemle ilgili konuşman lazım. Çünkü taraftara öyle sempatik görünmemiz lazım diye. Ya bak Türk futbolunda çok ciddi problemler var Serkan. Bu hakemler üzerinden futbolun konuşuluyor olması, oyuna hiç kimsenin konsantre olmamış olması, ya seviye maçı ben işte Fenerbahçe taraflarında da böyle bir değişim görüyorum. Fenerbahçe tarafı e, taraftarı e, oyunu kontrol eden enteresan bir taraftar kitlesidir. Fakat Sevilla maçında hani o sahaya yabancı maçta atarak belki de bir turdan etti e, bence Fenerbahçeyi. Ben çok önemsiyorum o, o dakikaları. Dolayısıyla bunların yaşanıyor olması çok enteresan bir sezon yaşıyoruz artık böyle bir, bir girdabın içine de girildi buradan da çıkış bulamıyor Türk futbolu çok enteresan evet. bir sezon yaşıyoruz ve taraftar da kendi kendine hani böyle bir Fenerbahçe sanki çok kötü durumdaymış rezalet her şey çok kötü gidiyormuş gibi bir ortam oluşturuldu e bakıyorum e, ikinci durumda 6 puan farklı ve sezonun bitmesine daha var. Oyuna bakalım. Yine çok Oyuna kim dikkat bakacağım? çeken bir açıklama yaptı. Daha önce bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmediğimi söylemiştim. Ancak biz sonuna kadar elimizden geleni yaparak savaşacağız. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi şampiyon takım mantalitesidir demiş. Diyor ki bak sportif gerçekliği olan bir lig olduğunu düşünmüyorum bu ligin diyor. Serkan aslında biraz önce söyledim ben onu anlatmaya çalıştım. Şimdi sezon öncesi demişler ki hocaya. Hocam senden şampiyonluk bekliyoruz. O da bütün planlı programını yapmış. Kupaydı. Yok derbi kazanmaktı vesaireydi hiç umrunda değil hocanın. Sezonun sonuna doğru işte bir şampiyonluk yarışını götürüyor ee, ve bu yarışın içinde kalacağım. Şampiyon olursak da ne ala diyor. Zaten Fenerbahçe ona götürü usulü devredilmiş. Yani bir yıllık sözleşme ve bu sözleşmede de şampiyonluk şeyi var e, iddiası ve sözü diyeyim. Anladın mı? Bu yolda yürüyor. Fakat ona şunlar söylenmemiş. Bak derbi kazanacaksın şampiyonluk kadar önemlidir. Demeçler vereceksin, sert demeçler olacak ve bunlar genellikle hakemlere yönelik olacak. Federasyona ve hakemlere yönelik sert eleştirilerde bulunacaksın. Çünkü taraftarı biz böyle tutabiliyoruz, başka çaremiz yok. Şimdi bunlar derbi mevzu, mevzu kaçırdı artık ama bunlara başladı. Bunları yapıyor. Şimdi hani aslında bunları yapan bir hoca değildi. Bunları umursama, işine bakıyordu. Şimdi oradan dendi ki bunları da. Ev. Çünkü öyle bir kavganın içine girildi. Ya bak, iki kulübün başkanı veya yöneticileri bir televizyon programında bir araya gelip sohbet edemiyorlar. Gerekçesi de gerginlik çıkar. Ya ne demek bu? Yani iki kulübün yönetici bir araya gelip sohbet edemediği ettiğinde gerginlik çıkar diye korkuyorsanız, gerginlik zaten zirve yapmış demektir. Konunuz futbol beyler, arkadaşlar, dostlar, çocuklar, futbol. Anlatabiliyor muyum? Neyin, niye kavga ediyorsunuz? Maç ediyoruz ya. Bak, öyle ben en çok en çok e, hani bu Türkiye'de futbolun ciddi problemleri var ve artık buradan çıkış bulaması hale geldi. Bu hakem mevzuları falan da onun da tadı kaçtı. O da artık hani hakikaten raydan çıktı. Dolayısıyla bu meselelerin çözülmesi lazım. Burada bence birinci vazife taraftarın Serkan. Çünkü talep eden çünkü müşteri olan taraf bir taraftarlık duygusu vardır ve bu çok önemlidir. Takımın iyi de olsa kötü de olsa o taraf takımını desteklersin. Biz hem bu taraftarlık duygusundan uzaklaşmaya başladık Türkiye futbol ortamında hem de iyiyi talep etmekten, oyuna oyunu talep etmekten uzaklaştık. Yine etrafında başka alanlar yaratıyoruz. Yine hakemle kendi ha onlarla konuşurken bu sefer bir kaosa sürükleniyor ve artık içinden çıkamaz hale geliyoruz. Ben bakıyorum puan durumuna Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun Galatasaray'dan sonraki ikinci en büyük adayı. Abi dikkat ediyorum da yani Jesus'un en çok eleştirildiği konu işte sahaya sürdüğü 11'ler. Arda'yı az oynatması, yok işte bu Osterweil'de nereden alındı, nereden çıktı, neden Alyoski oynamıyor falan gibi. Yani sahaya sürdüğü 11'ler çok sorgulanmaya başladı. Bu konuda da bir inatçılığı var. E, fakat son iki maçına bakıyorum Fenerbahçe'nin. Bu son iki maçı kazanamasaydı Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmuştu. Kötü 11'ler sürse de adam maç sırasında yaptığı hareketlerle, vücut diliyle, e, takımına verdiği mesajla, rakibe verdiği, hakeme verdiği mesajla maçı istediğini gösteriyor. Yani inatçılığından yakınılan Jesus aynı zamanda inatçılığıyla da kazanmayı başarıyor. E, adamın bir tarzı var e, fakat son dönemde çok eleştiriliyor. Sence Jesus sezonun başındaki performansından uzaklaştı mı? Ona yapılan bu eleştiriler haklı mı? Ee, Serkan bak bence e, sezon başındaki performansından uzaklaştı. Daha doğrusu rakipleri Galatasaray e, performansı daha bir ivmelendi öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da Jesus ona ayak uyduramadı. Ama işte şu anda dolayısıyla da 6 puan farkla geride. Ama şampiyonluğun... Adayı hala. Şimdi Jesus'a bütün sebebi Jesus olarak e, biz ortaya koyarsak Jesus'u değiştirmek mi gerekiyor yani şu anda? Bu bir çözüm olabilir mi? Bundan emin değilim. Bazen çözüm olur. Yani mesela işte Chelsea öyle yapıyor. Hemen değiştiriyor. Oradan bir ivme yakalıyor yine. Anlatabildim mi? Hı hı. Bu bir şey olabilir. Fakat e, şunu söylemeye çalışıyorum. Hala Fenerbahçe şampiyonluk adayı. Sanki her şey bitmiş gibi konuşuluyor ya o biraz bende soru işaretlerine sebep oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da Süper Lig'in bitmesine var 6 puan fark e, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engel bir fark da değildir. Mücadele, o yarış hala devam ediyor. Vardır yani e, işte Galatasaray Şampi eskiden manşetler hı hı. atılırdı ve sonunda da o Genellikle de şey olur. Hani mahcup olursun. Ve ben ligin sonunda böyle bir mahcubiyet yeniden tekrar edebilirmiş gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bakıyorum Çünkü... bugünkü eleştirilerin çoğunda yazılarda, yorumlarda hep çekirge göndermesi var. Yani çekirge yine sıçradı. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Fenerbahçe'nin hani böyle bir geriye düştüğü maçları zar zor çevirmesi durumu da var. Ama sen böyle sezon sonuna kadar devam edecek bu iş... Diye düşünenlerdensin anladığım evet, kadarıyla. Öyleydi. Öyle. öyleyim. Peki. Evet, e, bir önceki maçında Fenerbahçe'nin rakip Ankara gücüydü. Ve Ankara gücü başkanının ve Ankara gücü camiasının çok ciddi tepkileri vardı o maça dair. Hatta Ankara gücü başkanı Faruk Koca bir basın toplantısı düzenledi. Ve Fenerbahçe maçı için penaltı pozisyonunda bir iletişim sorunu oldu diye konuştu. E, hoca'ya ulaşamadım. Takımı toplayıp sağdan çekmesini istedim. Yani iletişim sorunu dediği bu. Hoca ile arasında iletişim kuramamış. Hoca'ya o sırada ulaşabilse... Tolunay Hoca'ya. Çek takımı sağdan diyecekmiş. Ee, Koca Erden Timurlik sonunda her şeyi açıklayacağız dedi. Bakıyoruz Galatasaray lehine haksız verilen bir, bir, sürü karar var. Elinizdeki her şeyi şimdi açıklayın diyor Ankara Gücü Başkanı Erden Timur'a. Maçtan önce açıklama yazılmış olması da Ankara Gücü'nün hali enteresan. Maçtan sonra Ankara Gücü bir yazılı bir açıklama yaptı. Biz Ay, bu hakemlerle. Evet, Hakem hatalarıyla ilgili maçtan önce yazılı açıklama yapmışlar. Evet, biz bu yazıyı Yazmışlar. maçtan önce yazdık dediler. Hı hı. Yani o yapmıştı. da bir acayip tabii. Çok çok enteresan bir durum. Ee, şimdi aslında mesela hani e, bizim Ümit hocanın, Ümit Davalanın, Natspor'daki açıklamaları bence çok enteresandı. Yani e, eski şu bizim manşetteki haber o değil mi? Ben buradan çok. Evet, özgürüm, Ersun Yanal'ın, Ersun Yanal'la yolları ayrıldı biliyorsun Alanya'da. Ümit Davalan'ın da bir yorumu vardı Ümit Davala. Ama o Nats... yollar ayrılmadan önce yapmıştı Ümit Davala yorumu. Evet. Durumu. Şöyle demişti, <laughs> hemen hatırlatayım. Galatasaray açısından zor gözüken Alanya Spor maçı 4-1'lik skorla kolay oldu. Ersun Yanal'ın takımları maalesef böyle. Sadece defansı düşünen, hiçbir şekilde hücumu düşünmeyen, bu eski hoca tipinin tükenmesi gerekiyor demişti. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Dinleyelim. Maçtan önce yani Alanya Spor bu sene evinde sadece 3 maç kaybetti. Ama yani Ersun Yanal'ın takımları maalesef böyle. Yani bir şekilde nesilleri tükenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben böyle hocaların yani sadece defansı düşünen, hiçbir hı hı. şekilde ofansı düşünmeyen bir yapıya sahip. Ee, bunu önceki maçlarda gösterdi farklı takımlarda Ersun Yanal bu futbolu. Dolayısıyla. Evet. Ee, ve bu yorumundan sonra Ümit Davalanın belli ki Alanya başkanı ve Alanya yönetimi de benzer görüşte olsa gerek ki dün yollar ayrıldı. Ee, biz. Niyat Kahveci ve Erman Özgür'e de sorduk. E, Aydın Bayram onlardan da görüş aldı. Natspor gazete için Ersun Yan Alay'ın dokusu uyuşmadı diyor. E, Niyat Kahveci futbol olarak geriye gittiler diyor. Ben sadece defansı düşünen ve hücumu ikinci plana iten teknik adamlara karşıyım diyor Niyat da. Ancak Galatasaray'a karşı Alay'ın özellikle ikinci yarı yapabileceği hiçbir şey yoktu diye de ekliyor. Liderin maçı domine etmesi ve rahat kazanması normal bir sonuç diyor. Erman Özgür de Alanya kadro kalitesi bu kadar diyor. Ersun Yanal elindeki futbolcu grubuyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Galatasaray'a karşı defansif oynamayı tercih etmek yanlış bir seçim değildi diyor. Çünkü elinde iki sezon öncesinin Bakasetas'ı, Salih Uçan'ı, Siopisi gibi oyuncuları da yoktu diyor. Ee, Erman da haksız sayılmaz. Ama Ersun Yanal'ın e, biri hükmen iki galibiyet, bir beraberlik 4 mağlubiyet, atılan gol 5, yenen gol 14 gibi kötü bir karneyle kısa sürede Alanya'dan ayrılması da çok dikkat çekici bir not olarak sezona işlendi. Mevzu budur Serkan. O son söylediğim var ya karne zayıf yönetimde Ersun Hoca ile yollarını ayırdı. Mevzu budur. Şimdi Ümit Hoca'nın söylediğiyle Erman Özgür'ün söylediğiyle ikisine de ben katılıyorum. Şimdi diyeceksin ki farklı şeyler söylüyorlar. Sana ikisine birden nasıl katılıyorsun? <laughs> Şöyle ki Ümit Davala haklı ama sadece Hoca Ersun Hoca ile ilgili bir ayrı bir eleştiri olarak bakabiliriz ona. Ama Ayrıca Anadolu takımlarının böyle hani Çanakkale geçilmez vardır ya bizim. Çanakkale evet. geçilmez oynamalarının sebebi de sistemin onlara dayattığı teknik direktörleri dayattığım bir mecburiyet gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda. Yani Anadolu takımları gol yemede kardeşim. Çünkü e, şimdi bak bu hakem mevzularını eleştirirken. Bu hani bizim dört büyükler e, sürekli e, böyle bir yüksek sesle bu hakem meselelerini konuşurlarken hepsi de aynı maça dair hepsi kendilerine yontarken onlara e, hakem e, onların aleyhine e, kararlar verdiğini düşünürken ama Anadolu takımlarından o hakem kararlarıyla alakalı neler oluyor bakmıyoruz çünkü o kadar dominant ki dört büyükler o kadar dominant ki aslında bence Anadolu takımlarının hakkı daha çok fazla yeniyor hakem hataları yüzünden. Çünkü o dört büyüklerin dominantlıkları sebebiyle. Hı hı. O yüzden de oralarda oyun başka dönüyor. Başka düşünülüyor. Sen baba ben şuradan bir gol yemeyeyim, defansa çekileyim işi kurtarayım, hani ligde kalayım gibi bir mücadele içine girmeye başlıyorlar. Aslında bu sistemin e, e, dayattığı bir problemmiş gibi bakmak lazım. Ama oh. sonuçta da sonuçta maça baktığın zaman da hani o maçta da Erman hocanın söylediğine ben büyük ölçüde katılıyorum. Abi benim kişisel görüşüm e, hukukumuz da vardır kendisiyle. Bir dönem beraber profesyonel olarak da çalıştık da Ersun hocanın futbola konsantrasyonu eskisi gibi değil. Şimdi bu benim cümlem ama bu, e, aslında pek çok futbol... Futbol otoriteksiyle şey onun hakkında konuştuktan sonra kendi süzgecimden geçirerek ona iyi niyetle bir özet geçiyorum. Diyorum ki hocam öyle midir değil midir bilmem ama futbol kamuoyu, teknik adamlar, futbolcular, medyacılar, futbol kamuoyu senin eskisi kadar futbola konsantrasyonun olduğunu düşünmüyor. tabii, tabii. Bunu söyleyebilirim. Ya ortadaki performans onu gösteriyor zaten. Hani ama bu hani Anadolu takımlarının daha çok defansif oynamaları da ayrı bir konu diye düşünüyorum ben. İkisini ayırıyorum. Hı -hı. Yani tutkulu, tutkulu e, odaklanmış bir Ersun Yanal ki çok çalışkan bir e, teknik direktördür kendisi. E, bu kadar kötü performans sergilemez normalde. E, bir konsantrasyon sorunu yaşadığını ben de düşünüyorum. Trabzonspor'da bir Elisa Devri. E, milli takımlar ve Trabzon gibi takımlarımızda e, yerli hocaların çok çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum Fuat abi. E, o yüzden ben yabancı teknik adama Trabzon özelinde karşıydım e, ama e, Bilic ismi falan da geçiyordu. Adı geçenler içinde de bir tercihi de beni şaşırttı olumlu anlamda. E, bir de Trabzon başkanının bugün bir demencine rastladım çok enteresan geldi. İşte Torrent Galatasaray'a geldi. Neden geldi bilmiyoruz. Valerian İsmail Beşiktaş'a alındı. Neden? Bir şeyler söylediler ama kimse ikna olmadı. Stefan Kuntz, A milli takımımızın teknik direktörü. Neden? Bilinmiyor. Fakat Ertuğrul Doğan diyor ki, Bielise'yi aldık çünkü diyor, bizim kulübümüzün kimyasına, yapısına çok uygun bir karakter diyor. Hatta diyor Trabzon doğumlu biri gibi. Yani bir araştırma yapılmış ve Belirli bir özelliği doğrultusunda da Bielitsa isminde karar verilmiş gibi duruyor. Bu benim biraz hoşuma gitti, ne yalan söyleyeyim. Serkan, bak ay çok benzeri şeyler söyleyecektim. Ee, sana ve e, çok katılıyorum sayın başkanın açıklamalarıydı değil mi biraz önce söylediğin şey. Evet. evet Orada evet, e, ve ve bu düşünülerek Hakikaten bu mesele edilerek yapılmış bir transfer. Çünkü e, Hürriyet gazetesindeydi, e, yanılmıyorsa. Evet, Hürriyet gazetesinde e, Bielika ile ilgili e, Hırvat gazetecilerden bir takım yorumlar alınmış. En fazla dikkatimi çekenleri sana okuyayım. E, Bielika'nın Bielika'nın takımı asla teslim olmaz diyor birisi. Birisi diyor ki, baskı altında kalmaya alışık. Ve bu konuda çok da başarılıdır diyor. Birisi diyor ki medya ile çok iyi ilişki kurar diyor. Bak, baskıya dayanıklı ve başarılı baskı altında <laughs> ee, takımı asla teslim olmaz, asla vazgeçmez çünkü bir elika diyor. Bence önemli evet. ve medya ile iletişim kurar. Ben Trabzonspor'a teknik direktör arasan bu üçüne bakardım ilk bir iki üç. Doğru. Doğru. Bak yorumların hepsini okuduğun zaman hakikaten ile ilgili bunlara ve bir de kendini kanıtlamaya ihtiyacı var. Hani tek teknik hmm. konularda bir teknik direktörlük konusunda da böyle bir eşikte. Hani Avrupa'nın iyi teknik direktörlerinden biri mi yoksa değil miyi Trabzonspor bu, bu konuda kendine kanıtlamaya da ihtiyacı var. Trabzonspor onun için şahane bir alan bence. Ve Başkanın dediği de doğru. Gerçekten Trabzonspor için çok uygun bir karakter. Evet. Ee, öyle görünüyor. Hayırlı olsun diyelim. Galatasaray herkesi yendi. Süper Lig lideri Galatasaray deplasmanda Alanya Spor 4-1 mağlup ederken bu sezon yenmediği takım kalmadı. Süper Lig'de son 18 maçta 17 galibiyet elde etti. Yani Süper Lig'de oynayan bütün takımları yenmiş olmak önemli. Okan Buruk Süper Lig tarihinde bir takımın başında ondan fazla Maça çıkan teknik direktörler arasında %79'la en yüksek galibiyet oranını yakalayan isim oldu. E, 28 maç, 22 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi, atılan gol 64, yenilen gol 20, puan 69. Gal Galatasaray istim üstünde. Galatasaray bu sezon şampiyonun en güçlü adayı. Ve bunu hak ederek bu seviyeye geldi. Ama bir aksilik oldu, şampiyon olamadı. Sence Okan Buruk'un performansını nasıl değerlendirirsin? Ben çok iyi değerlendirdim. Çok zor de bir öyle. kadro bu. Evet tam çok kaliteli bir kadro ama yönetmesi çok zor bir kadro. Hı -hı. Van'dan arasından e, Kerem Aktürkoğlu'na kadar. Şimdi evet. E, yani öyle bir noktaya gelindi ki. Şimdi ile ilgili e, gene Avrupa basınında çok enteresan şeyler var. Türk basınından alıp e, onu farklı şekilde yorumluyorlar. Türk basında çıkan haberleri toparlıyorlar. İşte Van'da e, Nara sevgilisinin adı değil mi? Onunla e, arası düzeldikten Yabuklusu. sonra onunla arası düzeldikten sonra eski ge ilişki e, gene alevlenmiş aralarındaki aşk öyle olduktan sonra eski performansına kavuştuğu söyleniyor Türkiye'de. Bundan bahsediliyor diyor Avrupa gazeteleri ve şunu söylüyor anket yapmış hangi gazeteydi Gazet bir İngiliz gazetesi e, e, galiba diyor ki e artık Avrupa'ya dönsün mü Icardi? Şimdi bak Türkiye ligimizin reputasyonunu bir dışarıdan görünüşünü de anlatmak açısından çok önemli bir şey bu. Artık Avrupa'ya dönsün mü diye anket yapmışlar Icardi için. Ya anlatabiliyor muyum? O yüzden de o kadar zor ki Türkiye'de hani hakikaten baş, bir teknik direktörlerin de işi çok zor. O yüzden diyoruz ya Galatasaray yöneticilerinin yaptığı bu transferler Zaniola ve Icardi transferleri mucizevi çok gerçekten çok büyük başarıdır. Bunu teslim etmek lazım. Ama onları oynatmak da bir o kadar zor. Ben sana o konuda çok katılıyorum. Ve elde tutmak ve elde, elde tutmak. Elde tutmak artık hani onlar ya işte diyorum ya. Ya anket yapılıyor ya. Zaniola için de ya bu işte niye şeye gidebilirdi? Niye oraya gitti falan diye konuşulmuştu. Hep söylüyorum vitrindeki fırsat ürünleriydi ve çok başarılı transferler. Ama Okan Hoca'nın da işi bir o kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Ama çok müthiş. Evet, Ronaldo'nun 11'i var. Kariyerini Suudi Arabistan takımı Alnast'la sürdüren Ronaldo birlikte oynadığı en iyi bolculardan oluşturduğu ilk 11'ini açıkladı. Real Madrid ve Manchester United'tan takım arkadaşlarını koymuş. Bir tane Juventus'lu koymuş sonra da. Casillas Kale, Ekielin evet. Juventus'tan, Rio Ferdinand Manchester'dan, Sergio Ramos Real Madrid'den, Marcelo Real Madrid'den, Luka Modric Real Madrid'den, Toni Kroos Real Madrid'den, Paul Scholes Manchester United'dan, Gareth Bale Real Madrid'den, Wayne Rooney Manchester United'dan ve Karim Benzema Real Madrid'den. Evet, olağanüstü Güzel. bir kadro evet, kurmuş. Milan efsanesi geri döndü bu arada. Milan 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. En son Türkiye'deki İstanbul'daki finalde gözükmüştü. Belki yine öyle olacak. Ee, Üçüncü 3. sırada maçta... galiba değil mi? Üçüncü sırada. Ya onu da kim sürüklüyor biliyor musun? Jiro. 36 yaşında. <laughs> evet abi Jiro son maçta da Leo muazzam bir gol attırdı ona. Leo zaten ee... müthiş ama oradaki hani Leo'nundan eğer boşluk kalırsa onları da Jiru dolduruyor. Müthiş bir performans sergiliyor. Sen Jiru'cusun yani. Bir de Jiru'dan nefret edenler abi, vardır. Ya bu öyle mu Ama adam 36 yaşında yükselen Milan'ın eski günlere gelen yükselmekte olan Milan'ın en önemli oyuncusu oldu. Veya en önemli oyuncularından biri. Bana göre en önemli de. <laughs> Leo o topu çarptırtıp attı işte ona abi. <laughs> <laughs> i̇şte son maçta iyi değildi de Evet ya da oluyor Ben burada küçük bir şey Dokundurmak istiyorum Çok bizde bir hı hı. tüm dünyada Premier Lig birinci sıradadır Premier Lig süperdir Premier Lig harika prodüksiyondur Tribün ambiyansı çok şahanedir. Futbol kültürleri inanılmazdır Şudur budur Ama belki bilirsin ben biraz seri ağacıyımdır Böyle Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter-Milan maçı görmek beni şaşırtmadı hı hı. Ee, Ben ilgiyle Serie takip eden birisiyim. Hatta Serie A'yı Euro Ligi, NBA'nin üstüne koyduğum gibi kişisel tercihim olarak Premier Ligi'nin de üstüne koyarım. Benim için çok manidardır. Onu vurgulamak istedim. İki İtalya'nın yarı finalde oluşunu. Real Madrid zaten alıştık. O hep var. Tabii Peki değil. bu sene City kazanır mı? Bu sene o sene mi? Bilmem. Olabilir. <laughs> Guardiola'cı mısın? Ben Haaland'cıyım. Tamam. E orada ya Haaland, Aynı yerde. Haaland, Haaland e, yeni sözleşme yapıyorlarmış biliyorsun değil mi? Sözleşmesi yenileniyor. Koydukları <laughs> madde mi? ne biliyor? Madde ne? yeni bir yıllık daha sözleşmesi varken bir, bir madde değiştiriliyor. Nedir ee, madde? 150 e, milyon poundda serbest kalabilir, isteyen alabilir. <laughs> o vallahi o rakam, bir çıkabilir o rakam abi. çünkü daha düşüktü. <laughs> demek ki, demek ki böyle bir, <laughs> bir rakam var. <laughs> Vallahi verebilir birisi o parayı. Haaland Chelsea'den fazla gol attı. Ya bu Hemen arada İtalya Ligi, demişken, İtalya Ligi demişken hani Mourinho'nun da bir yükselişi var orada Roma ile birlikte onu da ilave etmek lazım değil mi? Artık Tabii. galiba biraz daha konuşmaya başlayacağız Mourinho'yu öyle görünüyor. Seneye çok konuşuruz evet, bence de. Evet, evet. Futbolda otel yangını, Fenerbahçe Kulübü Gayet Spor Takımı Galatasaray Başkanı Dursun <laughs> Özbek'e ait otelde kalınca bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var. Bu bilgi doğru mu? Doğru. Doğruysa etik mi? Konuşacağız. Bu gündemle birlikte maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız diye bir soru sormuştu Fenerbahçe o gün maç günü. Dün Galatasaray'da tüm kulüplerin dikkatine bazı kulüplerin Arçelik marka buzdolabı aldığını duyduk. Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet'ten yakıt alıyor? Beko marka ısıtıcılar kullanan futbolcular var. Bunlar mutlaka ortaya çıkartılmalı. Şaka şaka. Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu diye de yanıt vermiş Galatasaray resmi hesabı Serkan bir şey söyleyeyim. Bu benim hoşuma gitti ya. Yani bu hani o Vallahi. bizim kaotik futbol dünyasının içi. Diyoruz ya ya hani futbolun muhabbeti iyi bir şeydir. Eğlenceli bir şeydir aslında. Ama bu hep hakem olursa hani herkes sürekli hakemler şey yapıyor durumuyla o sıkıcı oluyor. O zaman bir de kaosa sürükleniyor. Kavga büyüyor falan. Ama bu eğlenceli ya. İşte onlar ha, telde kalıyor. O da diyor ki yok sen de diyor o markanın şey o başkanın markalarından satın almışsın diyor kulübe diyor falan. Güzel cevap. Yani orada böyle evet. bir e, bir şey oluyor. Böyle bir, e, bence eğlenceli bir e, itişme diyeyim ben. Hani bir rekabet e, hani bunlar dediğim gibi hani futbolun muhabbet tarafı da vardır ya çok e, hani sahanın içi çok kıymetli. Bizim unuttuğumuz şey o. Ama etrafında da muhabbeti de eğlencelik başka şeyler de vardı. Bence bu onlardan biri. Bunda gülelim, geçelim ya eğlenelim işte. <laughs> Peki ama yani iki görüş var. Ee, yani anca bence Kayseri Spor, Dursun Özbek'e ait otelde e, bedeli karşılığında konaklamadıysa, bedava konakladıysa etik bir problem olur. Benim görüşüm bu. Tabii canım. Bence de öyle. Ama bir Hı. de şöyle bir görüş var. Yanlış. O da doğru. Ya yani böyle laflar çıkacak. Kardeşim bunu niye düşünmüyorsunuz diye yani bizim Mehmet Demirkol galiba öyle bir eleştiri bulunur. O da haklı bence. Yani... Hani derler çünkü. <laughs> Anlatabiliyor <demiyorum>. musun? <laughs> ya ama işte deniyor haber oluyor. Sen de demiyorsun. Ya ama deniyor. Açıklama yaptı ya kulüp. Desinler değişemem abi. Ne olacak? <laughs> Desin. Ne olacak yani? Ya, hani ya bak senin ben sana. Iç, gönlün rahat olduktan ya sonra. Ya bizim o şu andaki futbolumuzun içindeki o büyük kavga'nın işte artık hani içinden çıkılamaz hale gelmiş kavga. ...la alakalı bir durum değil bu. Daha bence daha eğlenceli bir durum olarak bakıyorum ben buna. Evet. Üçüncü sayfa. Hayatın derbilerine derbi tıraşı gerekli. Derbi derbi, derbi derbi. Sinek kaydı dedin mi adresi belli. Derbi derbi, derbi derbi. Tıraşın derbisi sinek kaydının ta kendisi. Derbi derbi. Üçüncü sayfada Eyüp Spor'da Arda Turan dönemi. Hayırlı olsun Arda teknik adamlığa başladı. Ee, var mı sence o ışık Arda'da? Olmaz olur mu? Arda'da her türlü ışığı görüyorum ben. Yani futbola dair çok e, başarılı bir futbol adamı e, Arda Turan. Eğer o konsantrasyonunu bu teknik direktörlük meselesine yöneltebilirse futbola dair konsantrasyonunu başarılı olacağına inanıyorum. E, Eyüp Spor'da iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Yani hani bir bir deneyim e, onun için. Teknik direktörlüğe ilk adım e, inşallah Başarılı olacaktır. Benim şartım, o konsantrasyonu oraya yöneltilebilirse. Arda'nın futbola, futbolun Arda'ya daha çok vereceği şeyler var. Ama Tabii. bence Arda Turan teknik direktör profili değil. Benim için. Bence futbolda başka roller üstlenmeli. O da Hep olabilir. Olmalı yani, futbolun içinde. Ben de şunu söylüyorum. Sen ona uygun görüyorsun, ee, anlıyorum seni, ee, saygı da duyuyorum ama futbola dair herhangi bir şeye konsantre olması halinde orada başarılı olacağını düşünüyorum ben de. İşte Önemli ben de olan konsantre olduğunun düşünüyorum. Yani Barcelona'da oynarken bile iletişiminde çok ciddi facialara imza attı sosyal medya kullanımında. Teknik adamlıkta buna bayağı bir dikkat etmesi gerekecek. Bence Arda'dan çok güzel kulüp sahibi, kulüp başkanı olur, federasyon görevlisi olur, idari yöneticilik olur. İyidir yani kafası da çalışır. Hem onları vardır, yapsın hem sosyal medyadan düşmüştüm. da yardırsın diyorsun yani. Yani bilmiyorum ama e, teknik adamlık için bakalım. İyi bir hani, futbol adamı o onun bakalım. hani Türk futbolu e, e, şu andan itibaren de teknik adam olarak da inşallah ondan yararlanır diye düşünüyorum. İnşallah. Avrupa Basketbolu'na Fenerbahçe, yani. Fenerbahçe damgası, Fenerbahçe Ala Gözü Holding kadınlar Finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Euro hem erkek hem kadın basketboldan da Avrupa Şampiyonluğu'nu elde eden ilk spor kulübü. Müthiş değil e, yürekten mi? Yürekten tebrik ediyoruz. Muazzam bir başarı bence çok bu. Çok güzel bir şey. Baske... Evet. Tarih yazdı basketbol. Çok eğlenceli. Fenerbahçe. Çok güzel. Çok çok gururlandık. Göğsümüzü kabarttı. Endayi lisans parası Gökhan Töre'den, Fransa Ligi'nde Nice forması giyen Endayi Şimiye, Lekip gazetesine Malatya'ya beni sözleşme imzalamak için getirdiler ancak başkan başka biriyle anlaştı. Takımda yer alan bir Türk arkadaşım beni beğendi ve lisans paramı ödedi. İlk dönemde aylık maaşı 300 Euro'dan azdı demiş. Endi Ayşemiye'nin e, lisansını çıkartılması için parayı veren futbolcu Gökhan Töre'ymiş. Vay be çok enteresan değil mi? Malatya'dan tür... 2.1 milyon Euro alan Endi alan Başakşehir 14 milyon Euro artı bonuslar karşılığında nise sattı. Evet müthiş bir hikaye. Çok acayip ya çok acayip. Ee, hakikaten müthiş bir hikaye. Ee, 300 Euro maaşı varmış. E Türk lirasına çevirdiğin zaman iyi para ediyor. Asgari ücret değil. Değil Asgari mi? Ücret değil. Değil. Asgari ücret değil. Asgari ücret daha fazla abi. 425 euro falan. Ya yani bir sporcunun beslenmesine yetmeyecek bir para aslında o. Tabii canım. Kreker yemiştir çocuk. Sezona Valerian İsmail ile başlayan sonrasında göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Trabzon beraberliğiyle tüm iddiasını kaybetti. Başkent Çebi, ee, sezon başında İsmail döneminde 13 transfer yaptı ve bonservis 19 milyon euro harcadı. İşleri gitmeyince Fransız Hoca ile yollara ayrıldı. Şenol Güneş'in işbaşı yapmasıyla bu bakar başta olmak üzere 5 transfer geldi. Bonservise 7 milyon euro harcandı. Ancak Türkiye Kupası'ndan elenildi. Ligde ilk iki iddiası sürüyor. Ee, ne diyorsun abi Şenol Güneş? İkincilik yolunda bir iddiası var Beşiktaş'ın. Galatasaray maçı var şimdi zorluğu. Ee, Trabzon e, maçı geride kaldı. Ee, ne diyorsun Beşiktaş'ın bu senesi için ya, yoksa sadece e, seneye mi var aslında? Ben biraz daha çok seneye yani Şenol Hoca'nın e, gelmesiyle fark ettiğini düşünüyorum. Yani her şey yani farkını ortaya koyduğunu düşünüyorum Şenol Hoca'nın. Ama meyvelerini seneye toplayacak e, e, diye de bir görüşüm var. Haftanın sözü Klopp'tan. Liverpool'un sahiplerine kızmıyorum. Kulübün yaptığı her şeye katılmıyorum ama ben bir işçiyim. Ve kulübe kızmak için gelmedim. İtiraz ettiğim her konu benim istediğim gibi sonuçlanmayabilir demiş. Yani bir sıkıntı var belli ki ama çok da hani profesyonelim diyor. Liverpool evet. yönetimiyle sahiplerine kızmıyorum ama yaptıkları şeylere katılmıyorum. Katılmak zorunda da değilim, ben işçiyim. Her şey benim istediğim gibi olmak zorunda değil demiş. Kavga başlamış diyorsun yani. Ya Sıkıntı var abi. Yönetim var, şimdi var. yakında arkasındayız. Sıkıntı der, var. Sonra da. Tabii <laughs> sıkıntı var. E, haftanın fotoğrafında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koçu görüyoruz. Kadınlarda kazanılan EuroLeague kupasını öpüyor. E, güzel, hoş bir görüntü. Çok Ama tabii güzel. taraftar artık basketbol dışında da kupalar bekliyor. Aziz Yıldırım döneminden sonra bir de <laughs> e, Ali Koç dönemi bir basketbol aşığı bir nesil var Fenerbahçe'de. Tabii. Ama hani futbol Fenerbahçe'de her zaman yok, birinci yok, yok sırada. Geç, o konudaki geç. hasret Giderek büyüyor. Evet. Ee, bir görüntümüz var. Getafe-Barcelona maçından çam ağaçlarına sotelenmiş Marsilya formalı şaka maka ve arkasında da Saint Germain formalı bir çocuk var. Bunlar Fransa'dan mı duhul etmişler maça? Çok enteresan. Ağaçtan maç izliyorlar abi. 80'li <laughs> yıllar Türkiye. Ne güzel. Demek, hala öyle yerler var. Stad'ın olduğu yerde ağaç var mesela. Güzel. Formalardan ve biraz da tiplerden anladığım kadarıyla bir Kuzey Afrika kökenli bir arkadaş grubu Fakat e, La Liga'da beleş, tepe keyfi. Valla ben Stad'ın yanında ağaç gördüğüm için sevindim. Bizde pek <laughs> öyle bir şey olmadığı için. Olabi, alabildiğine boş alanlar otoparklar bilmem ne falan hiç yeşil alan göremezsin statlarda maalesef. Yeni yeni statlar öyle. <laughs> bir tane de abi bayramlık bir e, sorumuz var. Arda Güler kastedilen. Arda'ya neden şans verilmedi diyor. Yani burada bir spesifik olarak belirli bir maç sorulmuyor anladığımız kadarıyla. Yeşim Hanım'ın sorusu aslında Arda neden hak ettiği kadar forma giyemiyor şeklinde yorumlandı e, bizim tarafımızdan. Ee, gene 45'te oyundan aldı ya çocuğu. Gerçi o yerine koyduğu oyuncu Pedro'ydu. Onun iki golüyle maçı kazandı ama yine de taraftar e, en çok Jesus'a bu Arda konusunda kızıyor. Ya Serkan Arda oyuna girdiği zaman da bir de şey hani çok hani oyunu da domine eden adam oluyor bir anda. Yani evet. öyle de bir performansı var ama ben yine e, aynı görüşteyim. Arda oynaması gerektiği kadar oynattığını düşünüyorum. Bak bundan dolayı da çok insanlar bana... Bir sen kaldın zaten. Ama. Ee, bir, sen kaldın. Evet. Bir, bir, ben kaldım bir de Cesus kaldı. Ve ama Cesus'un hala Arda'yı büyük bir yıldız adayı olarak e, tutan kişi olarak görüyorum. Onu yıldız seviyesinde tutan adam olarak görüyorum Cesus'u. Oynatması gerektiği kadar oynatarak. Yani işte sen söyledin biraz önce, aldığı oyuncu iki gol attı. Yani hani değişti. Sebebi de ortada. Bu kadar basit aslında. <laughs> ya Futbolu çok fazla öyle deşelemeyelim. Bu kadar basit Serkan. Doğru. Yani ama <laughs> Arda'yı daha çok izlemek istiyoruz hepimiz. Aslında özünde <laughs> %100, Yeşim Hanım'ın da söylemek istediği bu. %100. O. Tabii hangimiz Yeşim Hanım'la aynı fikirde değiliz ki? Keşke daha çok oynayabilse. Evet Yeşim Hanım'a sevgiler, saygılar. Ee, Natspor gazetenin, Derbi'nin sunduğu Natspor gazetenin sonuna geldik Fuat abi. Sana iyi tatiller diliyoruz. Ya geleceğim yarın dönüyorum. Tatiller. Nasıl? İlker abi, İlker Yasin'den bir e, İlker abi yanmak istedim. Böyle bir günlük izin falan yaparsın ve bilemedin iki gün izin almışsan İlker abi dönüşte hemen şöyle sorardı. Sakan dinlendin mi? <laughs> bir de tatil nasıl geçti vardır? Dinlendim dinlendin mi? Hayır. Tamam artık dinlendin. Devam. Hani daha gelir gelmez hemen sıfırlardı bütün enerjiyi. E, onu da saygıyla ve sevgiyle analım <laughs> İlker abimize. Görüşmek ol. üzere. Herhal Bizi herhalde. izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi bayramlar. İyi bayramlar.